Evet arkadaşlar, Alabardo'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Katıl'a özel bir videomuz var ama onu Katıl'la özel olarak bıraktık ki haşhaşilerle alakalı videoydu. Evet. Neden oraya bıraktık? Çünkü video çok da içimize sinmedi. Aynen. Ama bütün kanalın geneline dedik ki bu videoyu biraz daha iyi çekelim. Biraz daha kaliteli Aynen. bir içerikle gelelim. O yüzden de tekrardan bir haşhaşiler ve Hasan Sabah videosuyla aslında karşınızdayım. Ama bu video sadece haşhaşiler ve Hasan Sabah videosu değil. Çünkü Hasan Sabah'ı anlatmak ve Hasan Sabah'ı anlamak için gerçekten biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Ve Tabii. orayı anlatmadan konunun havada kaldığını gördüm. Aslında çektiğimiz videoyla bunu fark ettim. Ve o yüzden biraz öncesine gideceğiz. Bugün bu videoda ilk olarak İsmailiye tarikatı, İsmailiye mezhebi veya İsmailiye dini diyen de var. O. Bunlara gireceğiz. Bu İsmailiye mezhebine gireceğiz. Şimdi İsmailiye mezhebi nereden çıktıya girelim? Neden buraya giriyoruz? Çünkü Hasan Sabah'ın fedaileri, Hasan Sabah'ın tarikatı, neyse o ekip kendilerine siz ne diyorsanız. Çünkü farklı farklı tanımları var. İsmailiye mezhebine bağlı bir tarikat. Naziri tarikat. Şimdi bunlar nereden çıktı? Bunların çıkış noktası neresi? Aslında burada ta en başa Hazreti Muhammed'in ölümüne kadar Tabii dönmemiz ki. Gerekiyor maalesef Tabii. ki. Ve o Hazreti Muhammed'in vefatı sonrasında yaşanan halifelik kime geçecek Aynen. mevzuları devreye giriyor. Burada hepinizin bildiği gibi bir Şii-Sünni ayrımı başlayacak ama evet. Sünnilik çok sonra gelecek. Yani Sünni tanımı sonra gelecek. Şiilik tanımı daha erken, daha doğrusu Aynen. Şialık tanımı daha erken gelecek. Buralara gireceğiz. Şimdi İslam dünyası ikiye ayrılma aşamasında herkesin de bildiği veya belki bilmiyorsanız yeni öğrenirsiniz ama bir şey vardır. En başında İslam düşmanı olan, sonradan İslamiyet'i kabul eden Muaviye. Muaviye çok güçlü bölgesinde Suriye'de. Ve Suriye'de, Şam'da çok güçlü bir adam. Ve Hazreti Ali ile halifelik üzerine aslında şeyde savaşa giriyor savaşa yani. Giriyor. Savaş halindeler bir noktada. Şialık da Hazreti Ali'nin takipçileri. Hatta Alevilik de, Aleviler de orada. Yani Hazreti Ali'yi takip edenler, Hazreti Ali'ye sempati duyanlar şeklinde ilerliyor. İlk ayrım burada. Şimdi bu ilk ayrım tabii nereye kadar gidecek? Nerede bunlar? İsmailiye dönüşecek. Burası önemli. Bu Şialık dediğimiz mezhep, biliyorsunuz o korkunç Kerbela olayı yaşanması, Hazreti Muhammed'in soyunun katledilmesi vesaire gibi şeyler yaşanırken Şialarda her zaman şöyle bir şey vardı. Bir kurtarıcı gelecek. Ve bizi kurtaracak. Hı-hı. Yani Mehdi inancı. Aynen Mehdi. Mehdi inancı Şiilikte hala mevcut. Hı-hı. Bu Şiaların bu Mehdi inancı uzun yıllar devam ediyor. Sebebi de şu. İlk önce Emeviler ciddi bir güçtü hakikaten, askeri anlamda da, politik anlamda da bütün bölgeyi tir tir titretmiş. İspanya'ya kadar gitti. Tabii tabii İspanya'ya kadar gidip bütün bölgeyi ve Avrupa'yı titretmiş harbiden güçlü bir devlet. Şiileri de ciddi bir şekilde ezen bir devlet. Aynen. Şiilerin o zaman bir devleti yok, Şiilerin o zaman bir gücü yok. Hani çok dağınıklar, çok güçsüzler. Hatta bugün dünya haritasına baktığınız zaman Şiilerin aslında doğuda yer almasının bir noktadaki sebebi de budur. Tabii. Emeviler döneminde bunlar Emevilerden kaçmak için Hindistan'a kadar gidiyorlar. Tamam. Bu Abbasiler döneminde de yaşanıyor, artıyor vesaire. Şimdi Emevilerden sonra Emevilere göre bir yandan da şöyle bir şey vardı. Emeviler Arapları üstün ırk olarak kabul ederek bu yönde ilerleyen politikalar güdüyorlardı. Emevi yani hem Müslüman olacaksın hem Arap olacaksın üstün olman için. Ve Emevi devletinde bir söz hakkı, bir güç ve bir hak sahibi olabilmek için. Ama Şiilere baktığımız zaman onlar Arap değiller. Çoğunlukla Pers toplumunda veya Suriye'nin veya İran içerisindeki o eski antik toplumlardan kalan ırklardan bir sürü müritleri var. Gene dünyanın doğu kısmında Perslerden öte işte dediğim gibi Hindistan'a kadar gidildiği için birçok ırk var. Ama bunlar dediğim gibi Emevilerden aslında çok ciddi sıkıntı yaşayan ırklar. Bu noktada şurası dikkatimi çekti. Mesela yani Emevilerin yaptıklarına Muaviye ve Yezid'den
daha doğrusu zaten onların kurmuş olduğu bir, burada bir devlet var aslında bakarsan. Evet. Onlarla başlayan bir devlet var. Buradan da şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Dönemin Emevileri olaya organize bir devlet dini gözüyle bakarken ve tahminen bu doğrultuda devlet kurumları kurarken, Şia burada daha çok olayın dinin özünde kalmış bir topluluk olarak ortaya çıkıyor. Ve yani organizasyonla alakalı yok. Organize olmak gibi, devlet olmak kesinlikle gibi yok. Böyle bir refleksleri yok o dönemde. Kesinlikle yok, kesinlikle yok. Ve şöyle bir şey var, ilginç bir öğreti, bir inanç modelleri var Şiilerin. Şiiler tamamen barış ve huzur üstüne kurulu bir öğretiyle ilerliyorlar. Yani nedir? Herkes kendi dinini, kendi inancını yaşasın ve özgür olarak yaşasın. Nerede yaşıyorsa yaşasın modundalar. Neden böyleler? Hazreti Ali böyle söylüyor. Ondan sonraki gelenler de bu şekilde devam ettiriyor. Ve hatta hani normalde Hazreti Ali'nin kendi söylediği, iddia edilen, yani halife olmak istemediği ama buna mecbur olduğuna dair de bazı kanıtlar var tarihte. Şimdi böyle bir ortamda, yani güçlü bir devletin, savaşçı bir devletin içinde sen barışçıl ve pasif bir akım olarak kalıyorsun ve doğal olarak büyük sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun. Biraz Abbasiler geldiği zaman bu biraz kırılıyor. Çünkü Abbasiler Emeviler kadar sert bir şekilde agresif bir politika gütmüyorlar. Aynen. Baskıcı değiller. O kadar. Sebebi de aslına bakarsan o dönemlerde ortaya çıkmış olan alternatif akımlar abi. Yani evet. Nihat Can geçen sefer öyle demişti. Şöyle. Sana oraya geleceğim. Sebebine geliyorum. Sebebi aslında büyük noktada Türkler. Şöyle ilginç bir şey yaşanıyor çünkü. Emevilerle Abbasiler dönemi arasında o sıralarda Türklerin bölgeye gelmesiyle beraber ilk önce işte Emevi ve Türk savaşları var. Aynen. Sonra Abbasi Türk savaşları var. Bu savaşlarda ciddi hani hakikaten kılıçla Müslüman olan Türkler var. Tabii. Ama daha sonrasında Türkler bölgeye yerleşince artık, yani Araplar bakıyorlar ki Türkleri ittiremiyorlar. Kültürel alışveriş başlıyor, ticaret başlıyor ve kültürel bir akım Müslümanlaşma başlıyor Türklerde. Ama Türkler şöyle ilginç bir yapıya sahipler. Müslümanlığı kendilerine göre yorumluyorlar, İslamiyet'i, ve öyle kabul ediyorlar. Aynen. Yani Araplaşmadan Müslümanlaşma Sonra. Diye bir yapıyı yaratıyor Türkler o dönemde. Ve bu Emevilerin gücünün kırılması, Abbasilerin de daha geniş olarak, daha pozitif olarak diğer ırklara bakmasını sağlayan bir ortam yaratıyor aslında. Ondan önce yoksa Abbasilerin o ünlü işte hadi gidelim antik Yunan belgelerini toplayalım, hadi antik Mısır'ı inceleyelim şeyi daha tam olarak başlamış veya yeni yeni başlayacak dönemlerde. Yani ciddi bir şekilde Türk etkisini Müslümanlıkta görüyoruz aslında dönemi incelediğimiz zaman. Bununla ilgili de bir sürü kayıt var. Tavsiye ederim. Gelelim bundan sonra Abbasiler döneminde Şiilerin ezilmesi biraz azaldı ama bitmiyor. Çünkü kendilerinin bir devleti yok. Bir Aynen. devletin olmayınca da o özgürce var. Yaşayamıyorsun. Yani azınlıksın her halükarda ve hala o Mehdi inancı devam ediyor. Yalnız şöyle bir şey geliyor. O arada Şiiler 12 imam anlayışına, 12 imam öğretisine geçiyorlar. Böyle bir şey kuruluyor, mevzu kuruluyor ve imamlar seçiliyor. Aynen. O imamların öğretilerinden devam ediliyor. Bu imamlar aslında Mehdi gelmeden önce Şiileri işte o ortama hazırlayacak, onları hep o şekilde tutacak, öğretecek, şeyler yapacak yani, vesaireler. Tabii insanlar. Aslında dönemde yaşatmış oldukları belki de baskının, iteklemenin ya da işte o bulunmuş oldukları konumun sonucunda evet. otomatikman aslında bir devletleşme çabası var. Yani bir Aynen lider öyle. Seçelim artık. Evet. Yani bu Aynen. da bize işte böyle bilgiyi aktarsın. Öbür yandan da işte bunlar bizi artık kurtuluşa erdirsin. Yani orada evet. bir refleks başlamış yani. Bir de öbür tarafta halifelik yürüyor, tamam mı? Hani o öbür tarafta artık İmam-ı Azam'la vesaireyle sünnilik başlamış durumda. Yani öncülüğü. Tabii öncülüğü. Yani sünnilik gelmeye başlamış. Halifelik devam ediyor zaten. Yani orada bir İslamiyet'in lideri var. Ama Şiilerin İslam'a bakışında tabii. şöyle bir şey var. Gerçek İslamiyet'i Şiiler diyorlar ki biziz. Aynen. Çünkü Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlerin öğretisini biz kabul ediyoruz. Evet. Saf bir halde Kur'an, Ehl-i Beyt ve onun üstüne de Hazreti Muhammed'in soyu ve Hazreti Ali'nin öğretileri evet. üzerinden gidiyoruz diyorlar. Hı-hı. Öbür taraftaysa işler hani halifenin kime geçtiğiyle ilgili karışmış bir yapı maalesef ki söz evet. konusu. Daha işte Emevilerden kaynaklı olarak daha politik bir yapı söz konusu. Dinin siyasallaşması, dinin Hı. siyaset olarak, politik olarak kullanılması orada Hı. yoğun bir şekilde var. Yalnız
Burada şöyle bir şey oluyor. 6. İmam Cafer'in oğlu İsmail var. Geliyoruz İsmailiye. Aynen. Mevzusuna. 6. İmam Cafer'in oğlu İsmail sürgüne gönderiliyor. İşte 7. imam olması gerekirken olamıyor. Başka biri geçiyor onun yerine. Ve Şia inancında bir kitle şuna inanmaya başlıyor. Hayır, gerçek işte 7. imam ve aslında daha doğrusu 7. imamdan sonra orada rakamlar 12'ye gelmesi gerekiyor. Yani 12. imam, son imamın İsmail olması gerekiyor. İnancı başlıyor. İsmail ölmedi. Mehdi olarak geri dönecek. Hmm. İnancı oturuyor. Çünkü İsmail kayboluyor şeyden sonra, sürgünden sonra. Nereye gittiğine dair hiçbir belge, hiçbir bilgi yok. Yani, muhtemelen öldürülmüştür diye düşünülüyor. Ama dediğim gibi kendisine inanan bir İsmaili inancı, bir İsmaili tarikatı oluşmaya başlıyor. Onun müritleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şurada bir kırılım başlıyor İsmaili inancında. Şimdi İsmail'in öğretisinde, İsmail'in anlatımında şöyle ilginç bir nokta var. Biz diyor Şialar olarak barış, huzur vesaire istiyoruz ama bunu sadece sakin bir şekilde istiyoruz. Bunu böyle isteyemeyiz. Bunun için savaşmamız, bunun tabii için uğraşmamız, bunun için bir şeyler yapmamız lazım mı getiriyor. Yani tamam mı? Hani abi bu böyle oturduğun yerden abi bana dokunmayın ben inancımı yaşayayım da olmaz diyor. Abi bütün dini akımların en sonunda geleceği yer bu oluyor, tamam mı? Yani yeteri kadar büyüdüğünde, evet, yeteri kadar toprak ve nüfus sahibi olduğunda ya da insan gücüne ulaştığında elinde sonunda konu buraya geliyor. Tamam yani hepimiz barış huzur istiyoruz ama abi yani savaşmadan da biz bu toprağı nasıl ele geçireceğiz? Veya bu inancı nasıl yayacağız? Bu inancı nasıl yayacağız? Yani eninde sonunda kaçınılmaz olarak buraya geliyor iş. Çünkü gerçek İslam biziz diyor yani. Bu inancı yayması da gerekiyor. Yani başka bir yani gerçek İslam olmasa da yine bu olacaktı. Hristiyanlık da bu noktaya geldi. Tabii, tabii. Yahudilik de bu noktaya geldi. İsmailler de bu noktaya geliyor. Bu bir patern. Asla aynen değişmez yani. Daha sonra bu İsmaili tarikatının müritleri şöyle ilginç bir şeye yöneliyorlar. Ya diyorlar biz bir devletimiz yok. Bir ordumuz yok. Hani böyle güçlü bir şekilde biz savaşamayız bu Abbasilerle. Artık Türkler gelmiş, Selçuklular kuruluyor vesaire. Hani tamam ortam öbür tarafta Bizans hala ayrı, Sasanidler ayrı vesaire. Hani güçlü devletlerin, güçlü orduların olduğu bir ortamda yaşamda kalmaya çalışıyorsun. Çok zor bir şey aslında baktığın zaman. Ne yapıyorlar? Abi diyorlar biz biraz yeraltı örgütlenmesi mi yapsak acaba? Gizli gizli hani bir yerlerde toplansak, evlerde işte birbirimize bir şeyler anlatsak, öğretilerimizi yaysak. Tamam mı? Gerçekten böyle başlıyorlar. Evlerde toplanıyorlar. Gizli gizli anlatılara geçiyorlar. Devlet kurumlarının altına sızıyorlar ve gerçekten bunları yapıyorlar. Abi rahatsız edici geldi. Rahatsız edici geldi ama bunlar yaşanmış. Tanıdık geldi yani. Çok tanıdık. Günümüzde yaşanan ama... En sevdikleri yemek neymiş abi? Yani işte tamam mı? Hani onunla ilgili bir belge olsa yemin ediyorum diyeceğim. Yok artık derdim yani. Ama gerçekten İsmaili tarikatı gizli örgüt anlamında iş yapmaya başlıyor. Hı-hı. Ve hakikaten bunu Abbasilerin altında da yapıyorlar. Selçukluların altında da yapıyorlar. Sasanidlerin altında da yapıyorlar. Hatta Bizans'ın içinde de yapıyorlar. Bizans'ın belli bölgelerinde de yapmaya başlıyorlar. Anadolu'ya doğru şey yapıyorlar yani. Yürüyorlar. Yavaş yavaş. Çünkü yayılmaları lazım. Yani, aynı zamanda Hindistan'da da yapıyorlar da o tarafla ilgili bilgimiz az. Bilgimiz az olduğu için hani orada neler döndüğünü ya bilmiyorum. Orada tabii oraya bu arada şimdi lafını kesiyorum ama oraya giden genel anlamıyla bütün akım, dini akımlar çok başkalaşım geçirir. Evet. Hristiyanlık da gidiyor mesela oraya. Aynen ama öyle. Bambaşka bir şey dönüşüyor da. Şimdi burada gizli örgütlenmenin tabii amaçlarında şöyle bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki ya bakın yani bu İsmaili tarikatının, İsmaili mezhebinin ana amacı hakikati bulmak. Hı hı. Hakikati bulduğu zaman tamam mı? Bunu yaymak, öğretmek ve sahte İslam'ı yaymaya çalışan Sünnileri bitirmek. Bitirmek. Böyle bir öğreti içerisindeler. Tabii. Direkt olarak amaç bu. Şimdi amaç böyle olunca burada net bir şekilde yani Sünnileri bitirmek kelimesi anlamı içerisinde ciddi bir savaş var. Ciddi bir agresiflik var. Şimdi gizli örgüt olarak da kurulduğun için bu yönde hareketler başlıyor bu sefer. Şimdi bir ya, yandan da... Bu noktada lafını kestim ama çok bariz bir şekilde artık şu görünmeye başlamış. Yani belli bir olgunluğa hareket ulaşmış ve artık karşı tarafa false dialog dediğimiz bir yöntem var. Yani sen aslında yalan söylüyorsun. Evet. Senin söylediğin yanlış, benim söylediğim doğru. Bu evet, artık karşı tarafa bir
nevi baş kaldırı şey olmuş oluyor ve dediğim gibi bu da bir pattern. Yani bunun benzerini Yahudiler yaptı, benzerini Hristiyanlar yaptı. Benzerini mesela dönemin Arap coğrafyası içerisinde özellikle puta tapanları, yani daha doğrusu çok tanrılı Arap politeistlerine yapıldı. Yani işte ve bunlar nasıl yapılır mesela çeşitli hikayeler üzerinden. İşte o Musa'nın mesela güya şey İbrahim'in put parçalama hikayesi vardır. Nedir bu? İşte sen puta tapıyorsun. Hayır, o puta tapmıyor. Evet. O put orada sadece bir sembol, bir simge. Taptığı şey o put değil. Onun bağlı olduğu bir tane var. Ama sana ne olarak anlatılıyor? Bu puta tapıyor. Yani şu taşı ben kırdığım vakit sen neye tapacaksın? Böyle basit bir bahsettiğim hoş olduğu monolog ve diyalog şeklinde ilerliyor. Bu noktaya gelmişler. Bu da ne demek? Establish olmuş, artık ortada bir inanış var. Evet. Şimdi yıl 900'lere falan yaklaşırken artık Abbasilerin çöküş dönemi başlıyor. Abbasilerin çöküş dönemi şöyle bir şey yaratıyor. Orada da bir güç boşluğu. Güç boşluğu. Vakum. O güç boşluğu da şunu yaratıyor. Bütün Arap dünyasında, hatta Afrika'da, Emevilerden dolayı oralarda Müslüman. Yani neredeyse bütün Müslüman topraklarda farklı farklı güç sahipleri, farklı farklı toprak sahipleri halife benim diye ortaya çıkmaya başlıyor. Neredeyse her kabileden bir halife çıkıyor, tamam mı? Böyle bir ortam var. Birbirleriyle de savaşıyorlar. İç savaşlar çok yoğun. Küçük lokal savaşlar çok yoğun. Aynen. Çünkü merkezi güç çökmeye başlayınca kim kimi vurursa modu var. Bu İsmaililere şöyle bir yarar sağlıyor. Diyor ki bak biz ezildik, siz de eziliyorsunuz. Çünkü bunlar yalan söylüyor. Aynen. Çünkü bunlar ezenler. Ezenler. Gelin bize katılın gibi bir öğretiye geçiyorlar. Bu öğretinin içerisinde de bu öğretiyi yayanlara, yani misyonerlere dayı demeye başlıyorlar. Dayılar. Çok tanıdık. Fedai kelimesi de buradan geliyor aslında. Bu dayılar. Tamam mı? Bunlara dayı diyorlar. Ve bu dayılar bütün Arap coğrafyasında misyonerliğe başlıyorlar. Ama gizli gizli. Tabii. Yani açık açık yapmıyorlar. Çıkıyorlar abi, gidiyorlar. Dediğim gibi evlerdeki konuşmalar, işte atıyorum hanlarda, kıraathanelerde, çevrede, yani konuşabilecekleri nereye bulurlarsa oralarda konuşmaları konuşuyorlar. Kendi öğretilerini anlatmaya çalışıyorlar. Şialıktan farklı kısımlarını da belirtiyorlar. Çünkü bu arada saf Şialar da hala devam ediyorlar. Ve onlar da artık İsmaililerden ayrılmış durumdalar. Onlar da başka bir kol. Bu arada farklı farklı tarikat ve farklı farklı mezhepler de bölünüyor içeride. Tabii. Değişik isimde bir sürü şey ortaya çıkıyor. Öğreti ortaya çıkıyor aslında. Ya ortam inanılmaz bir kaos aslında. Bu kaostan da çok iyi yararlanıyor İsmaili tarikatı. Şimdi 900'lerde baktığımızda şöyle bir şey var. Afrika'da mesela Fatimiler ortaya çıkmaya başlıyor. Onlar da aslında Afrika'da bir kabilenin lideri diyor ki halife benim diyor. Güçlü de bir lider olduğu için bunu yayıyor. Bunu yaymayı başarıyor. Mısır'ı kontrol altına alıyor. Afrika'nın kuzeyini kontrol altına alıyor. Hatta Suriye'ye, Şam'a falan varıyor. Fatimilerin biliyorsun devlet bayağı. Bugün o Levant denen ya da işte Doğu Akdeniz kıyılarını bayağı kontrol altına alıyor. Şimdi buralarda Fatimiler de böyle güçlenince Sünni Arapların gücü daha da zayıflıyor ve Arabistan'a doğru çekilmeye başlıyor. Öbür tarafta işte İsmail ve Şiilik büyüyor. Onlar güçlenmeye başlıyor. Daha sonra bu niye önemli? Fatimiler niye önemli? Oraya gelelim. Yavaştan Hasan Sabah'a bağlayalım. Hasan Sabah Mısır'da uzun süre eğitim almış. Mısır'da uzun süre ders görmüş. Oradan ciddi felsefe, ciddi bilimler öğrenmiş. Ama aynı zamanda İsmaili ve Şialık hakkında da çok iyi bilgileri Mısır'da öğreniyor. Şimdi bugün baktığımızda Mısır Sünni. Hatta uzun yıllar Sünni Mısır. Ne zaman oluyor ama? Selahaddin Eyyubi ile beraber oluyor. Selahaddin Eyyubi oraya bir noktada düzeni tekrardan geri kuracak. Ama o zamana kadar Mısır'da dediğim gibi Şialar var. Mısır'daki Şiaların öğretileri çok önemli. Çünkü antik Yunan, antik Mısır ve üstüne İslamiyet ve üstüne Yahudilik ve hatta üstüne Hristiyanlığın bazı bilgileri de olduğu için Mısır, Suriye, İsrail o hat nasıl söyleyeyim? Bilimin, bilginin kalbi orası. Her şey orada. Dini bilginin de ki dini bilginin yanında o zaman bilim de dine bağlı. Kalbi orası. Yani Mısır'da eğitim aldıysan, Şam'da eğitim aldıysan sen o dönemde muhteşemsin. Yani böyle MIT'lere, Harvard'lara, Oxford'lara gitmiş gibisin. Tamam mı? Öyle düşün. Yani bu çok önemli.
Neyse gelelim o dönemde şöyle bir şey var tabii. Bu içerideki savaşlardan kaçanları, sonuçta savaşlar var ve orada halklar kaçıyor savaşta. Kaçıyor tabii ki. Bu savaştan kaçan halkları İsmaililer ikna ediyor. Kucaklamaya başlıyor. Ya diyor gel bak bizim burada bir köyümüz var gel buraya yerleş. Bizim şurada bir yerimiz var gel buraya yerleş. Yavaş yavaş İsmaili tarikatı İran üzerinde, bugünkü İran üzerinde belli kaleleri, belli köyleri ele geçirmeye, bu halkı yerleştirmeye ve bir noktada asimilasyona başlıyor. Kendi inancıyla beraber bunu oraya empoze etmeye ve koymaya başlıyor. Bu çok önemli çünkü Hasan Sabah'ın Alamut'u alıp, Alamut'u kale ilan edip oranın köyünü de bu şekilde kullanmasının öğretisi aslında buradan. Hmm. Yani bizim İsmaili tarikatını temelde anlatma sebebimiz, buralarına girme sebebimiz hızlıca bir üzerinden geçti. Daha detaylıca İsmailiye ve özellikle Sünni Şii ayrımına ileriki zamanlarda gireceğiz İslam tarihine. Şu an yemiyor. Yok gene gireriz, yavaş yavaş gireriz ama İsmaili tarikatını anlamamız aslında bir noktada bugün de yaşadığımız, hani dedik ya ulan çok benziyor dediğimiz, evet bugün de yaşadığımız bazı gizli dini örgütlerin temelini atıyorlar. İslamiyet'teki temelini atıyorlar. Ondan önce böyle bir örgütlenme İslamiyet'in içerisinde yok. 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 Açık açık yapılıyor çünkü. Yani tamam cihat deniyor, hep beraber aynen savaşa gidiyorsun. Mezhep ayrımı kabul edilmiyor çünkü. Yani aynen. Abi bak burada halifemiz var. Bu halife bugün Muaviye, yarın Hazreti Ali, öbüründe Ömer, öbüründe başkası vesaire şeklinde onun arkasındayız. Sonuçta bu adamlar İslamiyet'i yaymak, İslamiyet'i genişletmek ve hepimize doğruyu öğretmek ve Allah yolunda bir yaşam sürdürmek amacındalar şeklinde ilerliyor. Ama dediğimiz gibi Şiiler özellikle o tarafta hayır bu gerçek İslam değil diyor. İsmail'i de abi bu gerçek İslam değil ama böyle bunu oturduğun yerden öyle klavye delikanlıyla olmaz. Bunun için savaşman, bunun için çatışman, bunun için bir şeyler yapman lazım diyerek mevzuya giriyor. Bundan sonra da Hasan Sabah olayı yavaş yavaş başlayacak. Ve bir sonraki videoda direkt olarak Hasan Sabah'tan gireceğim. Haşhaşilerin Selçuklu döneminde Türklerle ilgili vesaire mevzularına girelim. Orada devam edelim. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.